Merhaba sevgili gençler. Hız veren kenar aleti kimya deneme çözümlerine devam ediyoruz. Bugün de 11 denemeyi çözeceğiz. Hemen soru çözümüne başlayalım. Birinci sorumuz periyot cetvelde bir periyot için diyor bilgileri verilmiştir. Buna göre bu periyotla ilgili aşağı hangisi yanlıştır diye soruyor gençler. Bilgileri okuduğumuzda 4 farklı tür element sınıfı içerir diyor. Burada biliyorsunuz ki elementleri şöyle sınıflandırıyoruz. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar. Yani dokun sınıfta elementleri sınıflandırdığımızda metal, ametal, yarı metal, soygaz diye sınıflandırabiliriz. Burada 4 farklı element sınıfı içerdiğini söylüyor. Bunu geçtik. 3. sıradaki element de amfoter metaldir diyor. Yani Zeynep kırmızı pabuç alsın B'den biridir diye ifade ediyor. Şimdi biz periyot tabloyu şöyle kabaca çizersem sizin için gençler. Şöyle çizdik. Şöyle kabaca çizdim. Burada Birinci periyodumuz, ikinci periyodumuz, üçüncü periyod ve dördüncü periyod. Buraya kadar yeterli olur. Şöyle çizmiş olalım. Burada biliyoruz ki şurası 8A grubu gençler. 8A soy gazlarımız var. Yine burada gençler bakarsak şöyle bir sınırımız var. Buradakiler ametal. Şuradakiler yarı metal diye değerlendiriliyor. Bu taraftakiler de metal diye sınıflandırılıyor. Şimdi burada 4 farklı element sınıfı içerdiğini göre bir kere birinci periyot olma şansı yok. Çünkü orada sadece ne var? Hidrojen var. Helyum var. Yani A metal ile soy gaz. İki tür sınıf içeriyor. Birinci periyot olmaz. İkinci periyotta kimler var? Bu baktığım zaman lityum 3. E, Yine aynı şekilde beryum 4. Bor 5. Böyle devam ediyor. Yani şöyle karbon, azot, oksijen, flor diye devam ediyor. Helyum, neon. İkinci periyotta metal var. Yarı metal var. Yine aynı şekilde ametalimiz var. Ve soy gazımız var. E, burada 4 farklı element sınıfı içerir. Ama 3. sıradaki element amfotelde diyor. Bakın burası 3. sıradaki elementimiz. Bor. Bor, anfoter metal değildi dolayısıyla e, bunu karşılamıyor. Üçüncü periyotta ise e, burada bir, iki, üçüncü sırada gençler alüminyum var ve alüminyum nedir? E, amfoter metaldir. Yani üçüncü sırada gençler yani, amfoter metaldir bunu sağlıyor. Aynı şekilde metalimiz var, ametalimiz var, soy gazımız ve yarı metalimiz var. Buradaki silisyum da e, yarı metaldir diye söyleyebiliriz. Bu şekilde değerlendirildi demek ki bize neyi kastediyor gençler? Üçüncü periyotta olduğunu kastediyor ve bu periyotla ilgili diyor. Yani 3. periyottaki bilgiyi yorumlayacağız. Oda şartlarında iki fiziksel halde element içerir diyor. E burada kimler var gençler? Şimdi ilk 20 elementi düşünürseniz e, sodyum 11, magnezyum 12, alüminyum, 13, silisyum, fosfor 15, yine aynı şekilde kükürt 16, klor 17, argon 18 diye gidiyor. Yani bunlara göre baktığımızda e, argon gaz, klor doğada diatomik halde bulunur, gaz. Kükürt katı. işte bunlar bu tarafa doğru metal olduğu için katı. Burada hem gaz hem katı olduğu için bunlar iki fiziksel halde element içerir doğru. Toplam 8 element vardır. Diyor. Evet 3. periyotta 8 element vardır. Yarı metal olan silisyum bu periyottadır diyor. Evet silisyum buradadır. Oda şartlarında gaz halinde bulunan tek üyesi argondur diyor. Argon değil, klor gazı da vardır. Yani tek üyesi argon değildir. Bu yanlış olmuş. D bloğu element içermez diyor. D bloğu elementleri 4. periyottan itibaren görülüyor. O yüzden içermez. Doğru. Yani cevabımız D şıkkı diyoruz. 14 gram XO gazının tepkimesine göre tamamen yakılma sonucu 140 kJ ısı çıkmaktadır diyor. Buna göre x elementin atom kütlesi kaç gramdır? Hemen buradaki tepkime incelerseniz gençler bakın burada bir artı 560 kJ var. Yani delta h nedir burada? Eksi 560 kJ'dür diye yazabiliriz. İster bu şekilde yazabiliriz. isterse tepkime yerleştirebiliriz. Ve sonra da şunu görürüz. 14 gramı yaktığımızda bakın altına yazalım. 14 gramını yaktığımızda 140 kilojül ısı çıkıyor. şimdi bakın buradan ne yapacağız? 140 kJ çıktığında 14 gram ise XO 560 çıktığında kaç gramdır diye düşünürsek buradan dikkat edersen katıdır. 4 katı olsa 4, 400, 560 yapar. Yani şu tarafa doğru 4 katı. O zaman 14'ün 4 katı. Yani 28, 56. Buradan XO'nun yani 2 mol XO dikkat edersen 560 çıktığında ne oluyordu? 2 mol XO kullanılmış. Yani 2 molün 56 gram olduğunu buluyoruz. O zaman yazıyorum bakın. 2 mol XO'nun 56 gram olduğunu biliyorsam o zaman hemen 1 molü nedir diye düşünürsek 1 mol de 28 gramdır. E sen 1 molünü biliyorsan oksijenin de 16 olduğunu biliyorsun. O zaman buradan burası 12 olur diye söylüyoruz. X'in element e, atom kütlesi kaç gramdır diyor? 12'dir diyoruz. Yukarıdaki iyonların hangileri su çözeltisinde H+ iyonu oluşturur demiş ve parantezde demir(III) hidroksitin zayıf baz olduğunu belirtmiş. Burada gençler asit baz dengesinde anlattığımız anyon ve katyonlar şunlar biliyorsunuz. Katyon. Katyonlarımız. Şu da anyonumuz diye söyleyelim. Burada e, katyonlarımız gençler asit gibi davranabiliyor. Anyonlarımız da baz gibi davranabiliyor. Yani baz gibi davranan anyonlarımız da asit gibi davranan katyonlarımız var. Burada e, su çözelti dediği için zaten yazarsanız şunu görebilirsiniz. Yani cn-h2o ile su çözeltisinde HCN artı OH eksi. Bakın OH eksi oluşturuyor. Yani buradaki siyanür baz gibi davranmış oldu. Burada NH4 örneğini bakın yazalım. NH4 artı su. Buradan yine aynı şekilde NH3 artı H3O şeklinde görebilirsiniz. Zaten NH4 ile NH3 birbirinin konjugesidir. Eşleniğidir. H2O ile h da yine birbirinin konjugesidir. Konjugesi bahsetlerinde bunlardan bahsediyoruz. Buraya göre baktığımızda yine NH4'te ne oluşur gençler? HCO artı oluşturdu. Yani buradan bakarsak e, asit gibi davranan katyonlarımız var. Yani buradan 1 ve 2'yi aradığımız cevap olarak alabiliriz. Şekildeki kaplarda bunun helyum gazı ideal davranıştadır. Buna göre kaplar arasındaki musluk sabit şakta açılarak sistem dengeye geldiğinde de her bir kaptaki gazın mol sayısı başlangıcı nasıl değişir? Mol sayılarının değişimini istiyor gençler. Burada molleri vermemiş ama biz gazlarda bu tür sorularda gençler PVNT gibi yazıp R'nin sabit olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde sıcaklığın sabit olduğunu düşünürsek. Bakın sabit sıcakta diyor. Burada pv çarpımı ne yapabiliriz? Mol gibi düşünebiliriz. Yani burada 2v çarpı 2'den 4v mol gaz var. Burada 2.5 çarpı 4'ten 10v mol gaz var. Burada 1.5 çarpı 4'ten 6v mol var. Gazlar homojen dağılacaklar yani baktığımızda buradaki 10 ve 4 ve 6 ve toplam 20 ya yani şöyle toplarsak burada 20 V mol gaz var ve nasıl dağılacak homojen kaça böleceğiz 4 2 4 yani 10 V'ye böleceğiz. Her e, eşit dağılacaklar için 10 V'ye böldüğümüzde şunu görüyoruz buradan 2 yani her bir V'ye 2 mol'lük bir dağılım olması gerekir buna göre baktığımızda da burada 4 V mol vardı. biz 2 V olduğuna göre burası her V'de 2 ise 2 V'de 4. Yani burası aynen kalacak. Burada ise gençler ne var? 4 V'lik bir hacim var. bir hacime ne geliyordu? 2 geliyordu. O zaman 4 hacime 8 gelir. Yani 10 yerine 8 V mol olması gerekir. Burada yine 4 V'den 4 V. Burada da 6 V mol gaz var ve burası 4 V'lik bir hacim olduğu için 4 çarpı 2'den Burası ne olmalı? 8 ve mor gaz taşıması gerekir. Yani baktığımız zaman o zaman 6'dan 8'e buradaki mol sayısı artar. Buradaki azalır. Buradaki değişmez. Yani 1 değişmez olmalı. 2 e, baktığımız zaman azalacak. Azalır diyeceğiz. 3 de artar diyeceğiz. Bu şekilde baktığımızda cevabın eşit olduğunu görüyoruz. Çözünürlük sıcaklık grafiği veren x katısının 20 Celsius'ta 150 gram suyla doygun çözelti hazırlanmıştır. Buna göre bu çözelti ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Hemen soruda 20 santigrat derece dediği için gençler 20 santigrat derece çözünürlük hemen bakıyoruz. 20 santigrat derece çözünürlük 60 bölü 100 yani 60 gram x bölü 100 gram su olduğunu görüyoruz. Ama soruda bu sayıları kullanmıyor. Soruda diyor ki 150 gram suyla hazırlanmış doygun çözelti. biz burada 100 gram su kullandık. Hemen ne yapıyoruz o zaman? sordaki bilgi uyarlıyoruz. burayı 150 gram su yaptık burası 150 ise burası da 90 gram x'tir yani bizim elimizde bu maddeler var buna göre kütle 160 x midir hemen burayı toplarsak gençler yani işte 190 240 gram yapar 240 gram doygun çözelti o zaman şöyle diyebilirim 250 gram doygun çözeltide 90 varsa yüzde ne kadar vardır buradan yüzde 60 gelmez yani bir yanlış geçsin sıcaklık 10 derece düşürse diyor 60 gram x kristallenir Dikkat edin şöyle e, bu maddeyi soğutsam gençler 10 derece aradaki fark nedir 40 gram çöker. Yani e, 100 gram suyla hazırlanan bakın 100 gram suyla hazırlanan bir çözelti soğuttuğumuzda 100 gram suyla hazırlanan soğuttuğumda 40 gram çöküyorsa 150 gram suyla hazırlanan doygun çözelti soğutursam o zaman ne kadar çöker 60 yani 60 gram kristallerin doğru kütlesi 240 gramdır diyor ve burada zaten toplamıştık. 240 gramdır doğru. Buradan 2-3 doğru. Sabit sıcakta tepkimiz tek basamakta gerçekleşmektedir diyor. Bu tepkime ile ilgili ifadelerin hangisi yanlıştır? Hemen tepkime tek basamakta olduğu için hız denklemini yazalım. R şir. K çarpı gençler bakıyorum burada biliyorsunuz hız denklemi girenlere göre yazılır ve katısılar yazılır. Bu katı olduğu için direkt hız denklemi budur diye söyleyebiliriz. Sıfır dereceden bir tepkimedir diyor. Evet sıfır derecedendir diye söyleyebiliriz. Tepkime söyleyeceğim hızı sabittir diyor. E burada baktığımız zaman normalde gençler bir tepkime hızı başlangıçta maksimum zamanla azalır ama burada e, katı madde olduğu için gençler katıların derişimleri sabittir. O yüzden de tepkime hız sabittir diye söyleyebiliriz. Yani burada madde tükendikçe burada dipte kalsiyum karbonat düşünün. Burada madde tükendikçe gençler ne yapıyor? Derişim değişmiyor ama burada katı değil de e, gaz olsaydı mesela gaz sürekli değişeceği için derişimi o zaman Tepkimesinin hız sabit olmaz diye söyleyebiliriz. Burada hız sabit kanun birimi diyor. Tepkime hız birimine aynıdır. Burada tepkime hız birimi nedir? Şöyle hız sabitinin birimi nasıl buluyorduk? Litre bölü mol. Tepkime derecesi eksi bir çarpı bir bölü saniye olarak buluyorduk. Buradan hız e, sabitinin birimi. Tepkime derecesi kaç? Sıfır. O zaman buraya sıfır yazdım. Eksi bir. Yani ters çevirirsek mol bölü yani hız sabitinin bir mol bölü litre saniye olarak buluruz. Zaten burada tepkime hız birimi de yine mol bölü litre saniyedir diye söyleriz. Yani doğrudur. Kalsiyum karbonatı mol sayısı sabit şekilde arttırırsa tepkime artar diyor. burada tepkime hızına K etkisi var. Yani kalsiyum karbon hız denkliğinde yer almıyor. O yüzden mol sayısını arttırman tepkime hızını arttırmaz. Bu yanlış olmuş. Ve tepkime hızı diyor. K çarpı kalsiyum bir şekilde yazılabilir. Zaten sıvıcık kuvvet 1'dir. O yüzden bunu yazmana bile gerek yok. Cevabımız D. Atomların bağ yapma kapasitesini açıklamak için değerli elektronların atom sembolü çevresinde noktalar şeklinde yerleştirilmesi sonucu oluşan yapılar Lewis yapısı denir diyor. Aşağıdaki hangisi hangisinin karşısındaki Lewis yapısındaki ortaklanmış, ortaklanmamış ve elektron sayısı yanlış verilmiştir. Hemen kontrol edelim gençler. Burada en iyi bildiğimiz mesela CH4 çok iyi biliyoruz. Şöyle hidrojenler bu şekilde birbirinin ayrı ve buna göre 4 tane 1, 2, 3, 4 tane bağlayıcı elektron var. Bir içine diyordu ortaklanmış olan. O zaman buraya da bakın ortaklanmış, ortaklanmış. Diğeri de ortaklanmamış, ortaklan ortaklanmamış elektron çifti, çifti diye söyleyelim. Buna göre baktığımızda bunda ortaklanmış elektron çifti yok. Yani burası doğru. Dört tane bağlayıcı elektron çifti var. Yani ortaklanmış doğru. h yine biliyorsunuz çok sık kullanıyoruz. Burada şurada çiftlerimiz var biliyoruz. Buradan 2 tane ortaklanmış elektron çiftimiz var. 2 tane de bakın bir, iki tane de ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Yani bu da doğrudur. NH3 yine sudan sonra en çok kullanılan örneklerden bir tanesi. Şu şekilde düşünürsek burada da bir tane ortaklanmamış üç tane de ortaklanmış var. Bu da doğru. BH3 yine bor 5 olduğu için gençler 2 3 yani borun etrafına 1 2 3 nokta yapıyoruz ve Bunlar bağ yaptığı anda üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Yani 3 burada boş kalmış doğru. Ve ortaklanmış elektron çifti bakın 1, 2, 3. Yani 5 şıkkı da doğru. c 2 4 organik kimyaya alışan arkadaşlarımız için yazması kolay hale geliyor. C2H4'ü yazdım ve 4'e tamamladık. Buna göre ortaklanmış elektron çifti sayısı bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu yanlış olmuş diye söyleyelim. 8. sorumuz aşağıdaki kaplarda gazlar tepkimesine göre dengededir diyor. Buna göre aynı sıcakta birinci kaba NH3 gazı, ikinci kaba helyum gazı eklenirse yeni kurulan dengede tepkime hızları nasıl değişir? Hemen şuraya kaplara gidecek olan gazları yazalım gençler. NH3 gazı ekleyeceğiz. Buraya helyum gazı ekleyeceğiz ve buna göre yorum yapacağız. Bu tabi bir denge tepkimesi. Şimdi birinci kap için değerlendirelim gençler. Yani i̇ki farklı soru gibi düşünün. Önce birinci kaptaki olaya göre hızları bulmaya çalışalım. Biliyorsunuz bir tepkime hızı R ileri girenlere göre yazılır yani k çarpı n2 çarpı h2'nin kübü şeklinde yazabiliriz buraya NH3 yolladığımızda gençler denge tepkimesi olduğu için NH3 derişimi artacak denge bozulacak ve denge sola kayacak yani eklenen NH3'ü azaltmak için denge sola kayacak ve bunun sonucunda gençler n2 ve h2'nin de derişimi artmış olacak yani siz içeriye NH3 yolladığınızda n2 ve h2'nin artışına sebep olursunuz ve buna göre N2 arttığına göre H2 arttığına göre R ileri de artar diye söyleriz. O zaman buradan artar olacak. Hemen bulduk. R geri hızı nedir? R geri ise K çarpı NH3'ün karesine eşittir. Geri tepkim hızı ve burada yine NH3 eklediğimizde NH3 derişimi artacak. Denge sola kaysa da ilk duruma göre ne yapacak? Artmış olacak. Yani burası arttığı için yine R geri de artar diye söyleyebiliriz. Bunun grafiğini şöyle çizersek yani normalde derişim zaman grafiği gibi düşünün. Burada ilk durumda N2 derişimi, H2 derişimi ve NH3 derişimleri sabitken sonuçta bu denge tepkimesi sabitken siz bir anda NH3 ekliyorsunuz. Arttı NH3 ve sonrasında denge sola kaydığı için azalacak ve ilk duruma göre fazla olmuş olacak. Yine H2 de e, denge sola kaydığı için artacak. Bu şekilde denge konusunda biliyorsunuz anlatıyoruz. Bu şekilde yeniden dengeyi oluşturacak diye söylüyoruz. Yani buna göre artar artar diye söylüyoruz. Benzer bir mantıkla helyumu düşündüğümüzde gençler bu sefer de helyum yolladığımızda buradaki pistonlu bir kapı olduğu için piston yukarı doğru çıkacak ve buradaki gazların derişimleri azalacak. Yani içeri yolladığımız gazdan dolayı NH3, H2 ve N2 ne yapacak? Azalacak. Normalde denge tepkimesinde yer almadığı için helyumun eklemesi şuna sebep olur gençler? Hacmin artışına sebep olur. İçerideki maddeleri eklemedik ve burada hacim artışı derişimlerin azalmasına sebep olur. Yani grafikler böyle sabitken bir anda siz her eklediğinizde derişimleri bunların hepsinin birden azalır diye söyleyebiliriz. Buna göre değerlendirme yapmamız gerekir ve baktığımızda her halükarda her helyum gazından dolayı derişimler azaldığı için denge sağda kaysa sola da kaysa yine de azalmış olacak. Yapılan etki yok edemeyecek. O yüzden her ikisine de hız azalacaktır. Yani buraya ne yazarsanız yazın yine de hepsi azalmış olacak diye söyleyelim. Böyle cevabımız değişikli diyoruz. 9. sorumuz AGC'li doymuş sözeltisi denklemine göre dengededir diyor. Buna göre aşağıdaki işlemler hangisi tek başına dipteki AGCL katısı miktarını arttırmaz diye sormuş gençler. Ve sonra da AGCL katısının miktarını arttırmayan şıkkı bulacağız gençler. Şimdi yani şöyle söyleyebiliriz. Denge bu tarafa kayarsa gençler ne olur? AGCL katı miktarı artar. Denge sola kayan etkilerde katı miktar artacağına göre biz dengeyi sola kaydırmayan bir etki bulmamız gerekir. Kaba aynı sıcaklıkta Naciye'de katısı eklemek. Naciye'de eklediğimizde gençler dikkat edin. Naciye'deki C e, buradaki tepkimedeki ortak yondur. Yani siz Naciye'de eklediğinizde ortak yon eklemiş olursunuz. Ortak yon ne yapıyordu? Çözünürlüğü azaltıyordu. Dolayısıyla denge sola kayar. Yani nacir eklediğinizde denge sola kayacak. Bu da istemediğiniz bir durum. Çünkü soruda katı miktarı artırmak istemiyoruz. Biz sola kaydırmaya etkiyi bulmaya çalışacağız. Yani bu e, olmaz. Aradığımız cevap diye. Sıcaklığı düşürmek. Isı burada. Sıcaklığı düşürürseniz sistem azalan sıcaklığı artırmak için ne yapacak? E, sola kayacak. Yani yine sola kaydığı için bu da aradığımız cevap değil. Aynı sıcakta su buharlaştırmak. Su buharlaştırırsak da gençler ne olacak? Burada çözülmüş olan sonuçta bu doygun bir çözelti. E, denge tepkime doymuş çözelti olur ve suyu buharlaştırdıkça buradaki doygun çözelti çözülmüş olan madde ne yapacak? Çökecek. Yani bu da aradığımız cevaplardan biri olamaz. Biz arttırmayan alıyoruz. Aynı sıcakta 10 4 molarlık AGC ile katı çözelti eklemek diyor. Burada hemen ne yapabiliriz? KÇÇ'sini vermiş. AGCL'nin çeçesini verdiğine göre gençler AG artı CR şeklinde e, bir denge tepkimesi yazdığınızda e, KÇÇ ne eşittir? KÇÇ AG iyon derişimi ile CL iyon derişiminin çarpımına eşittir ve burası 10 üzeri 8 ise bakın burası S çözünlü. Bu da S, bu da S. Yani buradan 10 üzeri neye eşitliyoruz gençler? S kare eşitliyoruz. Buradan S'yi zaten 10 üzeri 4 olarak buluyoruz. Yani AGCR'nin çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molardır diye söyleyebiliriz. Bu da aynı derişimde olduğu için bu ne yapmaz? Dengeyi sağa da sola kaydırmaz. Yani bu aradığımız cevaptır. Zaten burada AGCR'nin siz ne olduğunu biliyorsunuz gençler. XY türü bir e, tuz olduğunu biliyorsunuz. Ve bu tür yapılarda ne yapıyorduk? K ç, direkt S kare eşittir diyoruz. 10 üzeri eksi 8 eşittir. S kare S eşittir. 10 üzeri eksi 4 direkt buradan ne yapıyorsun? Çözünürlüğü buluyorsun. Yani böyle kısa yoldan yapmamız gerekir. Aynı şartta kaba AGN3 eklemek. AGN3 eklediğinizde yine aynen A şıkkındaki gibi ortak iyon içeren bir madde eklemiş oluyorsunuz. Yani bu sefer de AG yönü artar ve denge sola kayar. Ortak yönden dolayı bu da sola kaydıran bir etki olduğu için olmaz. Bir hidrokarbon için bilgileri verilmiştir diyor. Buna göre bu hidrokarbon aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım gençler. Genel formü CNH2N'dir diyor. Hemen buradan aklımıza ne gelebilir? Alkenlerin genel formülü CNH2N'dir. Tek e, ikili bağ taşıyanlar, bir tane ikili bağ taşıyanlar. Yine aklımıza ne geliyor gençler? Siglo alkanlar yine C haşı kendi diye söyleyebiliriz. Doymamıştır dediği için bir anda ne yapıyoruz? Siglo alkanı eliyoruz. Cistransomer içermez diyor. Yani seçerken alkeni ne yapacağız gençler? O zaman cistrans içermeyeni bulacağız. Ve bir molünden yakıldığında diyor karbonhidrat gazı normal su 89,6 litre hacim kaplar. Yani normal şartlarda 4 mol karbondioksit oluştuğunu söylüyor. E şimdi 1 molinden 4 molse demek ki bu nedir? 4 karbonlu bir alken olması gereken Yani C4H8'dir diye söyleyelim. 1 2 3 4 1 2 3 4 ikili bağ kenara yapabiliriz, ortaya yapabiliriz. iki olasılık var. Yani burada bu iki olasılığa göre cis içermez dediği için gençler ne yapacağız? O zaman ortaya yapmayacağız. Çünkü ortaya yazarsak burada hidrojenler var bakın. Buralar CH3 diye yapalım ortaya yazdığınız andan itibaren burada distrans olduğunu görüyorsunuz. CH3H, CH3H konuma göre ama burada olduğu zaman buradaki karbona hidrojenler bağlı. Aynı çift bağlı karbonlar aynı grup bağlı olduğu için distrans yoktur diyebiliriz. Bu da içermez dediği için demek ki örneğimiz bu olması gerekir diyoruz. Yani buradaki yapıları tabii ki siz doldurursunuz. Dörde tamamlıyorsunuz. CH. Bu şekilde bunun adı nedir? Bir bütendir. Yani aradığımız cevap bir büten olması gerekir. Şekildeki pilin hücre diyagramı şeklindedir diye vermiş gençler. X'ye standart pil potansiyeli 2,60 volt olduğuna göre yargın hangileri doğrudur demiş. Ner sabitinde 0,06 alın diye söylemiş gençler. Hemen buradan bakıyoruz. Şematik gösterimde X'in yükseltkendiğini yine Y'nin indirgenliğini görüyorsunuz. Yani X olan taraf anot. Yine Y olan taraf katot. Buradan zaten görüyoruz ve burada elektronlar anottan katoda gidiyor biliyorsunuz. Anottaki elektronumuz aşınıyor katottaki çözelti ne yapıyor burada gençler birikiyor ve buna göre değerlendirdiğimizde pil potansiyeli de 2,60 volt olduğuna göre diyor. Şimdi bir kere bu pilimiz standart bir pil değil. Niye değil? Çünkü derişimler 1 molar değil ikisi de. Bir tanesi 1, bir tanesi 0,1. Hemen buraya da yazalım bakın. X 1 molarken Y'nin 0,1 molar olduğunu görüyoruz. Yani derişimler standart olmadığı zaman 1 olmadığı zaman ners eşitliğini kullanıyoruz ve buna göre hemen ners eşitinde yazarsak neydi gençler epil eşittir epil standarttan standart şartlardaki epil değerinden 0.06 bölü n çarpı log e, anot bölü katot diye böyle basitçe yazıyoruz ve buradaki e, ners 0.06 0.0592 normalde n değeri de alınan bir elektron sayısı burada 2 olduğunu görüyorsunuz burada 1 yani e, normalde x x artı 2 y artı da Y'ye gidiyor. Tabi bunu biz ne yapıyoruz? 2 ile genişletiyoruz. Çünkü alınan veren elektronlar eşit olmak zorunda. Yani burada 2 elektron oluyor. Burada yine aynı şekilde 2 elektron. Yani baktığımızda e, buradaki eşitlemek için 2 ile genişlettik. Normalde 1 elektrondu. Şimdi buna göre baktığımızda alınan bir elektron sayısı 2 oluyor. Yani buraya 2 yazdık. E, pil standart zaten hazır vermiş. Bakın 2,6 volt. Yani standart pil potansiyeli 2,6. O zaman e, pil eşittir diyoruz. 2,6 eksi 0,03 çarpı log anot bölü katot. Anodumuz x yani 1 molar 1 bölü ve yine aynı şekilde katodumuz 0,1. Tabi burada şuna dikkat edeceğiz gençler. Bunun başında 2 olduğu için anlamıyla veya eşitlerken 2 ile genişletmek zorunda olduğumuz için burada hemen bunun karesi diyoruz. Biliyorsunuz ki denge sabitlerinde katsayılar üst olarak yazılıyor. Buradan ürün bölü giren gibi düşünebilirsiniz ve Buna göre baktığımızda şurada şuraya işlemi yapmamız gerekir. Burası 10 üzeri eksi 2'dir gençler. Bakın 10 üzeri eksi 2'dir şurası. Ve yukarıya artı 2 olarak geçer. Log 10 üzeri artı 2'den burası ne gelir gençler? 2 gelir. Ve işleme devam ettiğimizde e, pil eşittir diyoruz. 2,6 eksi 0,03 çarpı 2. -0, 0, Ve buradan çarptığımız şurası 0,06 oldu. Ve 2,6'dan 0,06'yı çıkarırsak 2, e, 54 olarak bulmuş oluruz. Yani e-pil değeri gençler 2,54'tür. Bu başlangıç bir potansiyel 2,30'dur. Yanlış. İkinci öncüde anot elektrot x'tir diyor. Bunu zaten en başta bulmuştuk. Anot x'tir. Doğru. Yani buna doğru dedik. Birinci kaba sabit çarşı saf çektirirse pil potansiyeli azalır diyor. E şimdi birinci kapta kim var gençler? Y var. Şimdi pil tepkimesi bak şöyle yazalım. Bir pil tepkimesi şöyle yazdık. X'in yükseltgendi. Y'nin de indirgendi bir pil tepkimemiz var. Bu şekilde y katı. E şimdi buraya baktığımızda birinci kapta nedir? Y vardır ve y artı yonları derişim bir anda su eklenince azalacak. Azaldığı için denge sola kayacak. Sola kayan etkilerde pil potansiyeli azalır. Yani buna da doğrudur diyebiliriz. Yani cevabımız 2 ve 3. Yani 5 şıkkı doğru. 12. sorumuz yukarıdaki bileşiklerin hangileri doğru adlandırılmıştır diye soruyor gençler. Hemen örneklere baktığımızda gider. Birinci örnekte bir karbon yapısı olduğunu görüyoruz. Sağında ve solunda karbon yapıları var. Yani bu bir keton. Ve buna göre baktığımızda burada IUPAC pakatlandırması dememiş ki ÖSYM genelde gençler IUPAC adlandırmasını sorar. Normalde bunun adlandırması ne dediniz ama ketonlarda biliyorsunuz hem yaygın adlandırma yapıyoruz hem katlandırması. pakatlandırması. Yaygın adlandırmada karbon yapımı sağını ve solunu okuyoruz. Aynen eterde olduğu gibi. Burada bir fenil yapısı var. Fenil. Burada da metil yapısı var. Ve alfa sıraya göre fenil metil keton yani fenil metil keton dememiz gerekir. Bu nedir? Yaygın adıdır diye söyleyebiliriz. Bu asetofenon da gençler bu fenil metil ketonun özel adıdır. bu çok bilmeniz gereken bir yapı değil. Yani bu çıkmaz diye söyleyelim ama burada doğru adlandırmış şey istediği için burada yaygın ya da ipak şeklinde değil de adını sormuş. Asetofenon da bunun adıdır. Ama dediğim gibi bunları bilmenize gerek yok. Çıkmaz diye söyleyelim. Burada hocamız bunu almış. İkinci örneğe baktığımızda benzil alkol diyor ki bu aromatik yani benzen halkasına bir OH bağlanmış. Ne diyoruz buna? Normal IUPAC adı. Hidroksi benzen. Hidroksi benzen. Ve burada daha çok yaygın adları da kullanılıyor biliyorsunuz. Burada OH bağlı olunca fenol diyoruz. Daha çok fenolü kullanıyoruz. Bu da benzil alkol değildir diye söyleyeyim. Yani, yani bu yanlış olmuş. Üçüncü öncede fenil bromür demiş gençler. Buraya baktığımızda benzen halkası ve burada CH2 bağlı. Şimdi bunu çok kez bahsediyoruz gençler hatırlayın. Benzen halkası iken yani C6H6 iken buradan benzen halkasından bir hidrojen çıkmış haline yani buraya bir çizgi çizdik artık bir hidrojen koptu. Buna ne diyorduk? Fenil diyorduk. Fenil ve ve buraya bir tane Br geldiği zaman ne olur bunun adı? Fenil bromür olur. Ama burada bir CH2 daha var. Yani ne yapmış burada? Toluyen'den bakın. Yani şurada bir de Toluyen'imiz vardı hatırlayın. Şöyle bir CH3 bağlıyken Toluyen oluyordu. Buradan bir düzen çıkarıyorum bakın CH2 çizgi. Artık bunun adı ne olmuş oldu gençler? E, Toluyen'den bir düzen çıkınca benzil diyoruz. Benzil buraya bromür gelirse benzil bromür olur. Yani buraya bunun adı benzil bromürdür, Fenil bromür değildir. CH2 olmasaydı direkt BR olsaydı o zaman fenil bromür diye okuyabilirdik. Yani bu yanlış olmuş. Buradan e, bilmeniz gerekmeyen asetofenon dan dolayı bir doğru diyeceğiz ama 2 ve 3'ün kesinlikle yanlış olduğunu da bilmeniz gerekir yani. bunlardan sonra 2 ve 3'ten sorumlusunuz. Bunların e, benzil alfabede fenilbromür olmadığını görmeniz gerekir diye söyleyelim. 13. sorumuz bakır ve HNO3 arasında yani asit arasında gerçekleşen tepkimesi denkleştirilmiştir diyor. Buna göre bu tepkime ile ilgili yargıdan hangileri doğrudur? Hemen baktığımızda X bileşi NO'dur diyor. Buraya gelelim. NO mu diye bulmaya çalışacağız. Atom sayısı türü korunuyor biliyorsunuz. Yani hangi element kaç tane gelirse o kadar çıkmalı. 3 bakır, 3 bakır 8 tane azot burada 3 tane, 3 kere 2 6 tane var. Burada da azot olmak zorunda çünkü nedir? 8 tane olması gerekiyor. 2 tane olması gerektiği için N yazdık Ve Oksijenlere dikkat ederseniz 24 tane oksijen olduğunu görüyoruz. 8 kere 3 24. Buraya bakıyorum. 3 kere 2 6. 6 kere 3 18. 18 burada var. 4 de burada var. 22. 24 olması için 2 tane daha olması gerekiyor. O zaman buraya bir O yazıyoruz. Böylece NO olmuş oluyor. Hidrojenleri kontrol edelim. 8 hidrojen burada var. 8 de burada var. Demek ki bileşimiz NO'dur. Yani doğrudur. 2 mol hno 3 bileşiği 6 tane elektron almıştır. Hemen baktığımızda burada gençler 3 mol bakır var ve 3 mol bakırın şurada bakır 0 iken bakır artı 2'ye gittiğini görüyorsunuz. Yani artı 2, 2 elektron ne yapmış? Vermiş. Burada da yine aynı şekilde azot 3 kere 2, 6, 5. 5'ten buradaki azota gidersek eksi 2 artı 2. 5'ten 2 yani 3 elektron. Almış ve indirgenmiş 3 elektron yazdık. Anlam veren eşit olacağı için ne yapıyoruz gençler? Yani işte burayı 3 ile burayı 2 ile yani 6 elektron çarpı 2 çarpı 3 yapıyoruz. 6 elektron olmuş oluyor. Ve ne yapıyoruz? Bakın buradaki 3 ile çarptığımız için zaten 3'leri buraya yazmış. Dikkat edin anlam veren eşitlemek için. Buraya da 2 yazdığımız için yani 3 iken 3 kere 2 6 olsun diye 2 ile çarptık. Bakın burada 2 var. Normalde burada da 2 var. Yani ilk durumda 2 vardır ve 2 mol HNO3 ne yapmıştır? 6 mol elektron almıştır. Burada 6 tane dediği için buna yanlıştır diyeceğiz. 6 tane değil 6 mol. Sonuçta bu 2 mol ise e, aldığı elektron da 6 mol olması gerekir. Tane dediği için buna yanlıştır diyeceğiz. Kelime oyunu var. HNO3 yükseltgen olarak davranmıştır diyor. E, i̇ndirgenmiş madde yükseltgen denir. E, bakır yükseltgenliğine göre HNO3 de indirgenmiştir. İndirgenmiş madde yükseltgen denir. Yani doğrudur. Buradan 1 ve 3'e doğrudur diyoruz. Yani cevabımız C şık. Böylece bu soruyla beraber 11 denemeyi de bitirmiş olduk gençler. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.